Önce ekmeğimi dilimleyeceğim. Testere bıçağımı aldıktan sonra dilerseniz evde bayatlamaya yaklaşmış olan ekmeklerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. ...200 derecede 10 dakika tutmam yeterli olacaktır. Salatamız için karıştırma kabımızı da alalım. Domates kullanıyorum. Sap kısmını aldıktan sonra şimdi domateslerimin kabuklarını alacağım. Şimdi kırmızı soğanımızı da ayıtlayalım. Sivri biberimizi de bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi biberlerimi çok ince bir şekilde doğruyorum. Biberlerimizi doğradıktan sonra sıra geldi kırmızı biberimize. Kırmızı biberlerimizi de yine yeşil biberde olduğu gibi ince olarak doğruyorum. Biberlerimizi karıştırma kasemizin içerisine alabiliriz. Sıra geldi şimdi kırmızı soğana. Kırmızı soğanı da burnu az doğruyorum. Şimdi kuru soğanları da içerisine alıyorum. Şimdi sıra geldi domatese. Bunun için domatesimi ortadan ikiye kesiyorum ve arkasından da ince ince burnaz şeklinde doğruyorum. Bütün koymuş olduğum malzemelerin doğrama ölçülerini birbirlerine yakın yapıyorum ki ekmeğin üzerine koyduğumda estetik bir şekilde dursun diye. Sıra geldi sarımsağa. 2-3 diş sarımsak alıyorum. Bunları da iyice ezelim. Daha sonra sarımsakları bıçağımın ucuyla bu şekilde iyice eziyorum. Bunları da içerisine alalım. Sıra geldi sirkemize. Sirkemizi ekleyelim. Bu arada ekmeklerimiz de güzelce kızardı. Bunları da çıkartalım. Tezgahımızın üzerinde biraz dinlendirelim ekmekleri. Deniz tuzu. Karabiber. Şimdi sıra geldi fesleğen yapraklarına. Birkaç tane fesleğen yaprağı. Birkaç tanesini ayırıyorum. Bunları servis ederken tabağımızın çevresine koyacağım. Fesleğen yapraklarında tütün kıyımı yapıyorum. Evet, sıra geldi zeytinyağına. Zeytinyağımızı da ekleyelim şimdi içerisine. Evet, hepsini güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunun üzerine de hazırlamış olduğumuz bu salatayı koyuyorum. Biraz da parlak durması için şimdi fesleğen yapraklarını da soğuk suya batırıp çıkarttım ve bunları da ortasına koyuyorum bu şekilde. Yemeğim servisi hazır.